bugünlerde bana gelen soruların en başında şu var. Bir, hocam bu anti-aging ile longevity arasındaki fark ne? Niye anti-aging'i out ettik, gönderdik? Longevity niye konuşuyoruz. Longevity'yi çok konuşuyoruz? Konuşmamızın sebebi şu. Anti-aging yaşamınızın herhangi bir döneminde sizin daha güzel, dışarıdan daha parlak görünmenizle ilgili geçici ve derinli olmayan değişiklikleri ifade eden bir şeydi. Ve 2000'li yıllarda çok konuştuk bunu. Ancak ortalama yaşam süresinin uzaması, ömürün uzaması ki 90'lı yaşlar artık görülüyor. Aynı zamanda sağlıklı yaşam süresinin de uzaması kavramını gündeme getirdi. Yani ben 90 sene yaşayayım ama 70 yaşında bulamayayım. Ben 80 sene yaşayayım ama 60 yaşındaki kadar yana soplayıp zıplayabileyim. İşte bu yaşam süresi ve sağlık süresini üst üste getirmek ve uzun yaşamı sağlıklı bir ömür süresi olarak imzalamak isteyenler longevity işine girdiler. Girdiler, doğru. Longevity daha derin bir konu Çağla. Daha kalıcı bir konu. Böyle paketlenmiş yüze enjeksiyonlarla, botokslarla, kremlerle sadece ilgilenen bir konu değil. Günlük değil, ömürlük bir konu. Ömürlük bir konu. Çok güzel söyledin. Günlük değil, ömürlük bir konu. Dolayısıyla longevity apayrı bir alan olarak fırtına gibi geliyor. Ve bu alanla ilgili araştırmaların hepsinde bir şekilde biz de yer alıyoruz. Ne yapmamız lazım? Bizim kendi geleneklerimize, göreneklerimize, ülkemize, kültürümüze uygun longevity uygulamaları hangileri olabilir ki? Bunların çoğunda biz batıdan öndeyiz. Mesela ruhsal longevity deyince, duygusal longevity deyince, zihinsel longevity, huzur longevity deyince onların herhalde 5 adım, 10 adım önündeyiz. Çünkü bizim inanç dünyamız daha zengin, tabii, manevi yaşamımız daha fazla, manevi kültürel birikimlerimiz muazzam bir coğrafyadayız. Örneğin Amerikalı birisinin hiç böyle bir şeyi yok. Onun için ya gidip Musevi kültüründen gelen Kabala'yı alıyor. Ya da bize gelip bizdeki Mevlana'daki Sufi'yi almaya çalışıyor. Ya da gidiyor Güney Asya'daki işte Hindistan'daki, Bangladeş'teki Ayurvedik şeyleri. Biraz daha yukarı çıkıyor Buda. Az daha yukarıda Nepal'den biraz daha fazla işte Dalai Lama görüşleri vesaire. Sınıfta kalıyorlar. Bizim orada bir avantajımız var. Ama longevity bilimi teknik olarak çok hızlı gelişiyor. Hormesis bu nedenle çok önemli. Hormesis kavramını bir daha hatırlayalım. Evet. Türkçe'de güzel bir laf var Çağla. Öldürmeyen yara güçlendirir diye. Hormesis şu anlama geliyor. Eğer biz vücudumuza bizi hasta etmeyecek, bizi sağlıksız hale düşürmeyecek bazı zorlamalar yaparsak, bu zorlamalar fiziksel olabilir, moleküler olabilir, kimyasal olabilir yani, duygusal olabilir. Bu zorlamalara karşı vücut hayatta kalma mücadelesine girişiyor. Galiba öleceğim, ben şu yedeğimdeki bütün marifetlerimi ortaya sereyim diyor. İşte yaşlanan bir hücreye marifetlerini ortaya çıkar arkadaş, gittin gidiyorsun korkusunu verdiğiniz zaman hormetik çalışma oluyor. Bu bir nevi yeniden hücrenin doğuşu, doğuşu için, yaşamını sürdürmek için lazım gelen bütün aktivitelerini ortaya koyması oluyor. Zaten bunu birini hep konuşuyoruz. Aralıklı oruç. Evet. Vücudu az beslediğiniz ve aç bırakırsanız yemek, gıda bulamama stresine giriyor. Milyarlarca yıldır yaşadığı kıtlık süreçlerini hatırlayıp hemen otofajiye yöneliyor. Otofajiye yönelince ne oluyor? Birinci madde kalori kısıtlamasında. Otofaji kendi çöpünü yiyor. Dolayısıyla çöp birikmiyor. Vücudumuzda. Evet, bravo. Otofaji sayesinde kendi çöpünü yediği için aynı zamanda kendi kaliteli birikintilerini yeniden kullanma ve yeniden yapılanma imkanı buluyor. Dolayısıyla kalori kısıtlaması neresinden bakarsanız bakın bir numaralı ve en etkili en otofaji. En önemli, en etkilisi otofaji anlamında. Hocam kibarca yazmış bir ancak kalori kısıtlaması olarak bir tık aç kalmakta diyebiliyoruz aslında. Diyebiliriz. Kalabildiğimiz kadar değil mi? Vücudu kadar. Kıtlık stresine sokmak. Evet. 40 yaş üstünde herkesin, kadınsa 16, erkekse 18 saat aç kalmasında ağır bir kronik sağlık sorunu yoksa hiç mahsur yok. Hatta ölmüyoruz eğer bir diyabeti varsa, insülin kullanmak zorunda değilse faydası bile var. Faydası bile var. Her anlamda aslında var. Bir takım hastalıklar hariç, onu da hocam her zaman zaten uyarılarını yapıyor. Az önce de minicik bahsettik. Burada da ikinci madde olarak karşımıza çıkıyor. Yükleme egzersizleri. Şimdi bizim genetimizde, genetik yapımızda egzersizle ilgili şöyle bir bilgi var. Bir şeyi kovalıyorsam koşarım. Bir ödül alacağım, açım, karnımı doyuracağım, o hayvanı yakalayacağım. Ya da bir şeyden kaçıyorsam arkamdan aslan, kaplan, sırtlan geliyor, canımı kurtaracağım, koşarım. Dolayısıyla
ara sıra yapacağımız bu tip yüklemeler, koşma yüklemeleri bir tanesi hı-hı, bunun. Hı-hı. Ağırlık yüklemesi de yapabilirsiniz. Hı-hı. Ben eğer bir şeye ulaşmam gerekiyorsa geçici olarak 10 kilo yerine 40 kiloyu kaldırmayı deneyebilirim. Dayanabildiğim kadar. Geçici olarak. Ödül alacağım sonuçta. Ya tabii, besin ödülü alacağım ya da kuvvet ödülü alacağım. Bir ödül alacağım. Dolayısıyla normal aerobik egzersiz yapıyorken arada 30 saniye, 60 saniye, 90 saniye alıştıkça artırarak hatta 120 saniye yani 2 dakika kadar tempolu koşmalar. Arada 4 kilo yerine benim yaptığım gibi 12 kilo. Bir anda. 16 kilo kaldırıp indirmeler size yükleme egzersizleriyle hormetik etki yapar ve longevity hapı gibi ömrünüzün içine daha çok sağlık ekler. Ömrünüzü uzatmaz belki ama ömrünüzün sağlıklı olmasını sağlar. Olmasını. En çok istediğimiz şey de bu zaten. Bir diğeri de soğuk sıcak şoklamaları. Yine burada da bir stres olduğunu var, görüyoruz tabii, değil mi hocam? Tabii. Bunun da ustası sensin herhalde bu yazda. Çeşme'den izleyeceğiz. Ben hocam kışında girdiğim için devam edeceksiniz. Devam güzel. Ettim hep diyeceğim. Vücudun sıcak ve soğuk yani termoregülasyon sistemini de müdahale ettiğiniz zaman aynı kalori tüketme sistemine, aynı enerji sistemine müdahale kadar etkili bu. Yani birdenbire soğukta kaldığı zaman kendi ısınma sistemlerini, birdenbire sıcağa girdiği zaman kendi motorunu soğutma sistemlerini devreye sokuyor. Bunları arka arkaya yaptırdığınız zaman da bir nevi dans ediyor. Termoregülasyon dansı yapıyor. Evet. Dolayısıyla saunaya gir 80-100 derece 10 dakika kal, çık oradan. 0, artı 10, artı 20. Hadi gücün yetiyorsa eksi 10, eksi 20. Senin vücudunun doktorun izin verdiği derecesinde kriyoterapi yap. Çok soğuk önemli. Buz terapisi yap. Ne kadar da bir tavsiye ediyorsunuz? Mesela bu ben kriyoya giremem hocam diyenler için her sabah aldığı duşta da ikişer üçer dakika yapması yeterli olur mu? Çağla her gün kriyo yapmanın gereği var mı? Bence yok. Değil mi yok, yok yani? Hayır. Onun yerine ama duş... kriyonun bir kere inflamatik etkisi var. Yani yaşlanmanın önemli nedenlerinden biri olan inflamasyonu. İltihaplanmayı azaltıyor. Hmm. Bu insanın vücudu her gün sabahtan akşama iltihaplanmıyor. Biriktiriyor iltihabı. O iltihabı denatüre etmek, temizlemek, detoksifiye etmek için kriyoterapi çok iyi bir şey. Ben hafta sonlarında mesela mutlaka uyguluyorum. Öyle kriyo, mi? Kriyo gibi yani sauna soğuk. Soğuk sauna. Eskiden soğuk de zaten vardı. Saunaların hemen de bir soğuk havuzlar vardı. İçine atlardınız. Evet. Fin hamamı dediğimiz gelenek böyle bir gelenek zaten. Hmm. Fin halkı bunu çok erken keşfetmiş. Hmm. Dolayısıyla kriyoterapi de önümüzdeki dönemin en önemli alanlarından biri. Çok iyi önemli. Ve bilimsel bir şekilde geliyor. Bu konuyu daha sonra da çok sık konuşacağız ve yazacağız. Ben özellikle kriyoterapinin faydasına anlattıklarımın çoğundan daha fazla inanıyorum. Daha fazla inanıyorsunuz. Evet. Peki. Ve ozon terapi dördüncü maddede karşımıza çıkıyor hocam. Her derde deva gibi pazarlanan ozon terapinin aslında bir nevi oksijen yüklemesi yaparak vücutta inflamasyonu baskıladığı, bağışıklığı güçlendirdiği kesin. Ama ozon terapi satışından bahsetmiyorum. Ben o tip işe karşıyım. Evet. Yani bir sistemin içindesiniz ve bu anlatacağım ve anlattığım hormezis uygulamalarını longevity hapları gibi kullanıyorsunuz. Destekleri gibi, hı-hı, sırlar gibi. Hı-hı. Hani bunu haftada bir yaptıracağınız, 10 günde bir yaptıracağınız ya da ayda bir yaptıracağınız ozon terapi uygulamalarıyla zenginleştirebilirsiniz. Hı-hı. Yoksa siz 10 seans ozon terapi satayım, şu kadar 1000 TL paranızı alayım, gün aşırı gelin. Bu işin hikaye kısmı. Evet, geç gitsin. O değil. Hikaye. Kesinlikle gereği yok. Tamam. Ama belli aralıklarla doğru uygulanan terapiler, daha önce seninle konuştuk, NAT uygulaması, glutatyon uygulaması. Hı-hı. Bunların hep akademik formatları var. Bu formatlarla yaparsanız işe yarar. Hı-hı. Ama satış için yapıyorsanız, evde atom veriyorum diye glutatyon çakarsanız, evet, bunların ya size zarar vermesi, fayda vermesinden daha fazla. Mesela o atom verenlerin çoğu işine basıyorlar yüksek miktarda. Çok zararlı karaciğeri olabilecek olan bir ağrı kesici, o ağrı kesici karaciğeri şok içinde berbat hale getirebiliyor. Hangi dikkat açıdan edin. Peki veriyorlar normalde ağrı kesici hocam? Siz şimdi kriplezde olduğunuz zaman, soğuk algınlığı olduğunuz zaman en çok kırıklık, yaratıyor. Döküklük, ağrı hissediyorsunuz. Evet. Bir, ağrı kesiciyi bastıkları zaman yani yüksek dozda 2 gram, 3 gram damardan verdiğiniz zaman o ağrı kesiciyi, ağrıyı, sızıyı, kırıklığı hissetmiyorsunuz. Bir anda iyilik hali geliyor. Bir de hızlarını alamıyorlar.
bir antihistaminik de basıyorlar. O antihistaminik de sizi mister gibi uyutuyor. Aa, serum beni acayip dinlendirdi ve uyuttu diyorsunuz. Ama o antihistaminik boğazınızı, burnunuzu kuruttuğu için virüslerin sistemin içine çok daha kolay girmesine ve o basit soğuk algınlığının, o basit nezlenin zatürreye dönüşmesine yol açıyor. Bazen değil mi yapılan bu yanlış özellikle evdeki uygulamalarla ilgili daha önce de bir uyarıda bulunmuştu. Parasetamoldan uzak dursunlar. Serum taktıran herkes bunun içinde parasetamol var mı yok mu? Diye parasetamol sorsunlar. Var mı yok mu? Sorsunlar. Mutlaka ve varsa asla yaptırmasınlar. Doktor değilse yapan kişi, doktor izinlidir, karar tabii verendir, ki yapar. Tabii ki. Peki, bu uyarıdan sonra düşük oksijen uygulamaları dedik. Oksijen desteği, ozon terapi, oksijen desteği, düşük oksijen uygulamaları. Çağla bu da çok yeni ve çok önemli bir şey. Ne fark oluyor? Şöyle, yani sen egzersiz yapıyorken, senin egzersiz kapasiteni ve metabolik fleksibiliteni arttırıp arttırmadığını, ben VO2 dediğimiz bir oksijen consumption, tüketim eğilinden anlıyorum. Senin tükettiğin oksijen benim için önemli değil. Oksijeni hücren nasıl tüketiyor? Hangi verimle üretiyor? Tüketiyor pardon. O oksijenden ne kadar ATP üretme başarısı var? O VO max dediğimiz ve VO2 max dediğimiz bir metot. Zaman zaman sen koşarken daha çok oksijen ihtiyaç duyduğun anda ben oksijen kısıtlaması yaparsam çok daha iyi bir hücre performansı sağlıyorum. Hücre oksijen alırken oksijensizlik çukuruna düşüyor. Ay. Ve oksijensiz kurundayken hücre daha fazla yaşamsal molekülünü devreye sokuyor. Süreçlerini daha iyi antrenmede. Yani bir nevi hani rakip ne yapıyordu bu meşhur boksör filmde izlediğimiz? Evet. Dağlarda, karların içinde koşuyor, yükseklere tırmanıyor. Evet. Hep zorlama, negatif oksijen var orada. Yani buna, tabii, buna altitude terapi de denir. Yani yüksek dağ terapisi. Yükseklik terapisi. Onun için futbol takımları yazın Antalya'ya değil Avusturya'ya ya da Uludağ'a giderler ki yükseklik rakımında düşük oksijenle daha fazla eritrosit üretelim, kan hücresi üretelim ve onların daha çok oksijen taşıma terbiyesi verip eğitelim diye. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.